Cümle sen selamünaleyküm. Fiat 126 biz sıfırdan toplama çalışmasına devam ederken bu şekilde ara videolar paylaşacağım. Bu videoda motor üst kapağı sevap yerlerini bastırmak için bir aparat hazırlayacağım. Ya baktığım kadarıyla hazır aparatlar ya satışı yok ya da fiyatları fazla. Yapılan aparatlar da çok kullanışlı gelmedi. O yüzden kendim bir aparat hazırlamaya karar verdim ve videoyu hazırlamaya karar verdim. Umarım birçok kişinin işine yarar. Şu şekilde hazır standlar var. Şöyle gravür cihazlarını falan tutturmak için. Bu standtan spop yerlerine bastırmak için aparat hazırlayacağız. 3 çeyrek boruyla bir ağız kesip yaylara bastırmak için gayet kullanışlı ve en düşük maliyetli bir ürün olacak. Umarım birçok kişinin de işine yarar. Şimdi standı toplayayım hemen. Bunu tablası döküm diye tercih ettim. Daha birçok model var. Siz onu alabilirsiniz. Çoğu zaten aynı. İçinden şu şekilde parçalar çıkıyor. Şu bizim işimize en çok yarayanı zaten. 3 çeyrek boru tam denk geliyor buna. Standı hazırlayayım. Çalışmasını da göstereceğim zaten. İçinden alyanlar falan da çıkıyor. Zaten bu işlerle uğraşanların da alyanı illaki vardır. Sivop yaylarını bastırmak için böyle bir aparat görmediğim için bunu hazırlama gereği duydum. Çünkü o yayları değiştirmek bayağı zor. Ve de o yay bastırma aparatları fiyatları fazla olduğu için ve de genelde çoğu yerde bulunmadığı için evet, çok ihtiyacımız olan şey anlamına geliyor. Birçok kişinin işine yarayacağını düşünüyorum bu videonun. Ama lütfen evde böyle işlerle uğraşırken koruyucu gözlük ve güvenlik ekipmanlarınızı her zaman hazır bulundurun. Çünkü bu tür mekanik yaylar vesaire elinizden kaçtığı zaman çok hızlı bir şekilde fırlayıp ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Buna dikkat edin lütfen. Parçayı yerine oturtuyoruz. Daha sonra hazırladığımız bir çeyrek boruyu o parçanın içinden geçirip şekilde hazırlamış oluyoruz.
Sibopların bastığı yer içinde 25 kapama başlığı ve 11 lokmadan, yani şu şekilde 11 lokma ve 25 kapama başlığından bir yer hazırladım oraya koymak için. Sibopun üstüne bassın diye. Hem sibopu zarar vermesin, hem de daha rahat bir basma işlemi yapsın diye. Ben şu şekilde koyduğum zaman her şey yerine oturuyor. Sivok kapağını şu şekilde oynamaması için de şu boğaz kısmına 32'lik borudan şöyle bir parça hazırladım. Onu doğruya oturtup kapağı koyduğumuz zaman sallanmadan basma işlemini yapmış oluyor. Şimdi yakından birkaç video çekeyim. Ondan sonra videoyu bitiririm zaten. Bütün yaylara gayet rahat bir şekilde bastığını görüyorsunuz zaten. Gayet kullanışlı ve düşük maliyette bir ürün oldu. Ya bu sadece bizim üst kapağı için değil, çoğu üst kapaklar için de kullanılabilir. Fark etmiyor yani. Kaçlardan kaç görüntü alıp videoyu bitireceğim artık. Daha rahat görünmesi için. Daha da yakın alayım hatta. Bütün yerlere rahat bir şekilde bastığını görüyorsunuz zaten. Değiştirmişle bile yapalım. En birini çıkaralım. Şu şekilde. Gayet başarılı bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz. Geri yerine takalım.
şekilde hazırlıyor. Geniş gibi. Düşük maliyetli bir ürün oldu yani. Umarım birçok kişinin işine yarar. Bu şekilde bir ürün olmadığı için bu video hazırlama gereği duydum. Ve de lazım olduğu için. Çünkü bu yerleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunları bastırmak bayağı zor. Diğer ürünler dediğim gibi ya kullanıcısız ya da tek kişiyle olacak işler değil. Bu ürüne tek başınıza spop yerlerini komple değiştirme imkanınız oluyor. Aparatımız bu şekilde hazır oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.